Evet arkadaşlar, analitiğin 3. videosuna simetri konusuna hoş geldiniz. Şimdi simetriyi işleyelim. Simetri nedir arkadaşlar? Bir cismin düzlem aynadaki görüntüsüdür, öyle diyelim. Mesela noktanın noktaya göre simetrisi nasıl alınır? A noktası, AB olsun. AB noktasının arkadaşlar B noktası CD olsun. CD noktasına göre simetrisi birleştiriyoruz. O kadar bir öteleme yapıyoruz. Simetri noktası olan C noktasını X'ye buluyoruz. Burada arkadaşlar orta nokta formülünü kullanarak da bulabiliriz. Ortanın X'i neydi? C. Diğer X'lerin toplamının yarısı. A artı X bölü 2'den buradan X'i çekeriz. Daha sonra ortanın y'si d eşittir. Diğer y'lerin toplamının yarısı b artı y bölü 2 deriz. Buradan da y'yi çeker. Noktayı buluruz arkadaşlar. Bir diğer yolu da öteleme. Onu da şimdi soruda örnekte göreceğiz. A noktası 10'a eksi 8. B noktası 2, 2'ye göre simetrisi nedir? Hemen çektiğimiz şu arkadaşlar. Öteliyoruz ve C noktasını bulmaya çalışıyoruz. Orta nokta formülünden gider bulursunuz yukarıda yaptığımız gibi. Ama burada öteleme daha kolay. X'e bakıyoruz. 10'dan 2'ye ne kadar artmış veya azalmış? 10'dan 2'ye 8 azalma var arkadaşlar. Bir daha 8 azaltıyoruz o zaman. 2'yi 8 azaltırsak eksi 6 olur. Y'ye bakıyoruz. Eksi 8'den 2'ye ne olmuş? 10 artış var. Bir daha 10 artmalı diyorlu. 10 artmalı. 2'den itibaren 10 arttırırsanız arkadaşlar ne olur? 12 olur ve dolayısıyla simetri noktası eksi 6'ya 12 şeklinde bulunur. Orta noktadan gidelim arkadaşlar. 2. Ortanın x'i eşittir. X'lerin toplamı bölü 2 diyeceğiz. Şuraya x'ye diyelim o zaman. 10 artı x bölü 2'den. İçler dışlar yaparsak 4 eşittir 10 artı x. X eşittir eksi 6 bulunur. Ortanın y'si 2 eşittir. Diğer y'lerin toplamının yarısı olacak. Eksi 8 artı y bölü 2 diyoruz. İçler dışlar yapıyoruz. 4 eşittir eksi 8 artı y oluyor. Y'nin değeri buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 12. Aynı noktayı bulduk. X'imiz eksi 6. Y'si 12 olarak bulundu arkadaşlar. Şimdi gelelim eksenlere göre simetri. Koordinat ekseninde arkadaşlar AB noktasının X eksenine göre simetrisi isteniyorsa X değişmez. Y işaret değiştirir diyoruz. Y eksenine göre simetrisi bulunurken de arkadaşlar yine aynı şu noktadan bahsediyoruz. Y eksenine göre simetri de Y değişmez, X işaret değiştirir. O zaman eksi A'ya B olur. Orijine göre simetri bulunurken arkadaşlar ne olur? Her ikisi de işaret değiştirir. Eksi A, eksi B olur. Y eşittir x. Biz buna birinci açıortay doğrusu diyoruz. Y eşittir x'e göre simetri bulunurken arkadaşlar yine A noktasına göre x'i yer değiştirir. B A olur. Y eşittir eksi x. Yani ikinci açıortay doğrusuna göre simetri bulurken de nokta koordinatları hem yer değiştirir hem de işaret değiştirir. Eksi B'ye eksi A olur arkadaşlar. Az sonra örneklerde zaten göreceğiz. Bir de arkadaşlar noktalar için yazdığımız bu kurallar doğru denklemlerine de aynen uygulanır. Az sonra uygulamasını göreceksiniz. Hemen bir örnek veriyoruz. A noktası 4-2 noktasının x eksenine göre simetrisi neydi? X eksenine göre simetride ne oluyordu? X değişmiyor, y işaret değiştiriyordu. O zaman x'imiz değişmeyecek. Artı 4. Y işaret değiştirecek. 2 olacak ve simetri noktasını
bulmuş olacağız arkadaşlar. İkinci örneğimize geçiyoruz. Eksi 8 6 noktasının y eşittir eksi x'e göre, yani ikinci açıortaya göre simetrisi nedir? Hem yer hem işaret değiştirmemiz gerekiyor. O zaman A üssü noktası 6'yı x'in yerine alıyoruz, işaretini değiştiriyoruz. X'i de y'nin yerine alıyoruz, işaretini değiştiriyoruz ve simetri noktasını bulmuş oluyoruz. Bir diğer örneğimiz, x eksi 2 artı 12 eşit 0 doğrusunun y eksenine göre simetrisi nedir? Arkadaşlar az önce ne dedim? Noktalar için yazdığımız kurallar doğru denklemlerine de aynen uygulanır. Peki nasıl olacak? Y eksenine göre simetride y değişmiyordu, x işaret değiştiriyordu. O zaman doğru denklemdeki x'in işaretini değiştiriyoruz, y'yi değiştirmiyoruz. Sabit sayı zaten her zaman olduğu gibi kalır. İşte cevabı bulmuş oluyoruz. Doğrusunun 2x-3y artı 10 eşit 0 doğrusunun y eşittir eksi x'e göre simetrisi nedir arkadaşlar? Bakın burada hata yapmamak için önce y eşittir x'e göre bulun. Y eşittir x'e göre ne oluyordu? X ile y yer değiştiriyordu. O zaman 2y-3x artı 10 eşit 0 şekline dönüşüyor. Y eşittir eksi x'e göre istemişti. O zaman bir de bunların işaretlerini değiştiriyoruz. Y eşittir x'e göre yaptığımız için artık yer değiştirme bitiyor. Sadece bir de işaretler değişmeli. 2y eksi 2y oluyor. Eksi 3x artı 3x oluyor. Sabit sayı her zaman olduğu gibi kalıyor. İşte y eşittir eksi x'e göre simetri oluyor. Bir de arkadaşlar doğrunun noktaya göre simetrisi. Ha, nasıl olacak? Bir doğrumuz var. Hemen çizelim. D1 doğrusu. Bir nokta A noktası olsun. Şimdi arkadaşlar doğrunun noktaya göre simetrisi alınırken noktanın öte tarafında ve aradaki mesafe eşit olacak şekilde bir doğru D1'e paralel olacak şekilde bir D2 doğrusu alıyoruz. Buradaki temel espri D1, D2'ye paraleldir. Ha, o zaman ne olacak? D1'in denklemini vermiş. AX artı B'ye artı C1 eşit 0 ya. D2'nin denklemi de buraya kadar aynı olacak. AX artı B'ye sadece sabit sayı değişeceği için bu şekilde olacak. Ve biz bunu bulmaya çalışacağız. Nasıl oluyor bakalım. X eksi 2y artı 6 eşit 0 doğrusunun 5 eksi 2'ye göre simetrisi şeklini mutlaka çizelim. Bakınız burası x eksi 2'ye değişmeyecek. Sadece sabit sayıyı bulmaya çalışacağız. Ha. Şimdi hocam biz bu sabit sayıyı nasıl bulacağız diyorsunuz. Nasıl yapalım arkadaşlar? Mesela verilen noktadan geçen bir doğru da biz çizelim. Şöyle. Şuradan geçen paralel bir doğru da biz çizelim. Ha, bunun denklemi yine x eksi 2 olduğu gibi kalacak. Sadece sabit sayı değişeceği için oraya da a diyelim eşittir 0. 5'e eksi 2 noktası bu doğruyu sağlamalı arkadaşlar. O zaman x yerine 5 koyuyoruz. Y yerine eksi 2 koyuyoruz. Eksi 2 eksi 2 çarpımı artı 4. Artı a eşit 0. A'nın değerini eksi 9 buluyoruz. Ha, yerine yazdığımız zaman sabit sayıdaki değişime bakıyoruz. 6'dan eksi 9'a ne olmuş? 15 azalma olmuş arkadaşlar. Öyleyse eksi 9'dan sonra da 15 daha azaltıyoruz. Eksi 9'u 15 azaltırsak arkadaşlar x eksi 2 olduğu gibi eksi 24 eşit 0 kolayca buluyoruz. Pratik bir yol arkadaşlar. Peki şimdi bir noktanın bir doğruya göre simetrisini alalım. Az önce doğrunun noktaya göre simetrisini almıştık. Şimdi noktanın doğruya göre. Bu biraz zor arkadaşlar.
Şöyle bir A noktası bir D doğrusuna göre simetrisi D'nin öte tarafında olacak. Önce dik çekiyoruz. Aynı şekilde öteliyoruz. A üssü noktasını buluyoruz. Noktanın doğruya göre simetrisi budur arkadaşlar. Burada iki kavram var. Birincisi dik olma durumu. Dik olma durumu. Yani eğimler çarpımı eksi bir kullanılacak. Ve bir de eşit olma durumu. Bu iki kavramı kullanarak A üssü noktasına ulaşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl oluyor. 2-1 noktasının 2-1 noktasının x eksi y artı 3 eşit 0 doğrusuna göre simetrisi nedir? Şeklini mutlaka oluşturalım. Şu şekilde. İşte biz AB noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Peki nasıl olacak? İki yolu var arkadaşlar. Ya burada y'yi yalnız bırakırsınız. Y eşittir x artı 3 olur. X'in yerine x, y'nin yerine x artı 3 yazarsınız. Ve eğimler çarpımı eksi 1'den gider. Şu noktayı bulursunuz. Daha sonra öteleme ile B noktasına ulaşırsınız. İkinci yolu tercih edelim biz. Çünkü bazen y'yi yalnız bıraktığımız zaman rasyonel değerler çıkıyor. İş zorlaşıyor. Arkadaşlar önce şu doğrunun eğimi eksi a bölü b'den 1 olarak bulunuyor. Daha sonra şu doğrunun eğimi dik oldukları için eğimleri çarpımı eksi 1 olacağından m2 eksi 1 buluyoruz. Şimdi arkadaşlar eğim var ve bir nokta var. Eğimi ve bir noktası birinden denklemi kuruyoruz. M çarpı x eksi x1 eşittir y eksi y1 formülünden. Burada eksi x, eksi y hepsini bu tarafa taşıyalım. Buradan artı 2 var. 1 bu tarafa geçer eksi olur. Eksi 1 eşit 0 bulunur arkadaşlar. Artı 1 pardon. Ve arkadaşlar diğer doğrumuz da şuydu. Onu da getirip ortak çözüyoruz. X eksi y artı 3 eşit 0. Ortak çözüm bize neyi verecek? Bu iki doğrunun kesiştikleri nokta. Zaten ben onu bulmaya çalışıyorum. Zaten taraf tarafa toplarsak x'ler gidiyor mu? Eksi 2'ye eşittir eksi 4'ten y'nin değeri artı 2 bulunuyor. Herhangi bir denklemde y yerine artı 2'yi koyalım. X eksi 2 artı 3 eşit 0'dan x'in değerini de eksi 1 buluyoruz. Arkadaşlar x'i eksi 1 bulduk. Y'yi de 2 bulduk. İşte kesişim noktasını bulduk. Şimdi öteleme yapıyoruz. 2'den eksi 1'e x ne olmuş? 3 birim azalmış. O zaman 3 birim daha azaltalım. Eksi 1, eksi 3, eksi 4 olur. Y'ye bakıyoruz. Eksi 1'den 2'ye ne olmuş arkadaşlar? 3 birim artmış. Öyleyse 3 birim daha arttırıyoruz. 2 artı 3, 5 noktasını buluyoruz. Bu da bizim simetri noktamız. Peki arkadaşlar. Başka ne var? Bir doğrunun bir doğruya göre simetrisi var. Tabii iki doğrunun birbirine göre durumu. Doğrular ya paralel olurlar ya da doğrular kesişirler. Şimdi arkadaşlar paralel doğrularda iş kolay. Mesela D1 doğrusunun bir D2 doğrusuna göre simetrisi aynı mesafe öteleme ile paralel bir doğru olarak D3 doğrusu olur. Burada sadece sabit sayıların ötelenmesiyle cevaba ulaşırız. Hemen görelim. 3x artı y eksi 2 eşit 0 doğrusu. Diğer doğrumuz arkadaşlar 3x artı y artı 3 eşit 0 doğrusu. Bu doğrunun bu doğruya göre simetrisi burası olacak. Zaten paralel olduğu için 3x artı y değişmeyecek. Sabit sayıya bakacağız. Eksi 2'den 3'e ne olmuş? 5 artmış. 5 birim daha arttırıyoruz. 3 artı 5 artı 8 eşit 0 kolayca buluyoruz arkadaşlar. Peki sonrasında ne var?
Sonrasında arkadaşlar kesişen iki doğrunun simetrisi, mesela D1 doğrusunun D2 doğrusuna göre simetrisi nasıl bulunur? Bunu direkt sormazlar arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir işlemi var. D1 doğrusunu verecek, D2 doğrusunu verecek. Siz burada önce kesişimi yapacaksınız, kesişim noktasını bulacaksınız. Sonra iki doğrunun arasındaki açının tanjantı, eğimler farkı bölü 1 artı eğimler çarpımından tan alfayı bulacaksınız. Sonra tan alfayı buraya uygulayacaksınız D3 için ki onun da tanjantını bulduktan sonra eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini kuracaksınız. Uzun bir süreç, zaten sormamışlar, sormazlar. Siz sadece şeklini bilin arkadaşlar. D1 doğrusunun D2 doğrusuna göre simetrisi aynı açıyı yaparak ötelenir ve D3 doğrusu oluşur. Karşımıza bu şekilde soru çıkacak. Bakalım arkadaşlar. X eksi 2'ye artı 4 eşit 0 doğrusunun bir D doğrusuna göre simetrisi 2X eksi Y eksi 2 eşit 0 doğrusu olduğuna göre arkadaşlar D doğrusunu soruyor. Yani simetri doğrusunu sormuyor. Bu durumda arkadaşlar iş biraz daha kolay. Çünkü D doğrusu bu iki doğrunun açıortay doğrusudur. Öyleyse ne yapıyoruz? Daha önce görmüştük. Birinci denklemi olduğu gibi yazıyoruz. X eksi 2 artı 4 mutlak bölü kök içinde 1'in karesi artı 2'nin karesi şeklinde eşittir. Artı eksi 2x eksi y eksi 2 diğer doğruyu yazdık. Bölü kök içinde 2'nin karesi 1'in karesi diyoruz. Şunlar gider arkadaşlar. Bir artılı bir eksilisini alacağız. Şıklarda hangisi varsa birini bulalım hemen. X eksi 2 artı 4 eşittir. Karşı taraf 2x eksi y eksi 2. Bu tarafa taşıyalım. Eksi x kalır. Eksi y kalır. Artı 2 geçer. 6 eşit 0. Şıklarda varsa bunu işaretliyoruz. Yoksa eksilisini alıyoruz arkadaşlar. O olmak zorunda diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de dönme döndürme olayına bakalım. Bir AB noktasının orijin etrafında, bakınız bunların hepsi orijin etrafında olacak. Orijin etrafında saatin ters yönünde 90 derece. Saatin ters yönü arkadaşlar negatif mi pozitif mi? Ters yönü pozitif. Bunu bilelim. Pozitif yönde 90 derece döndürülmesi ya da saat yönünde 90 derece, bu da negatif demek. Negatif yönde 90 derece döndürülmesi. 180 derece döndürmede yön belirtmek zorunda değil arkadaşlar. Çünkü ister saatin yönünde 180 derece, isterse tersi yönde 180 derece olsun, aynı yere gidecektir. Orada yön belirtme zorunluluğu yoktur. Gelelim saat yönünde 270 derece. Arkadaşlar saat yönünde 270 derece zaten saatin tersi yönde 90 derece demek, bunu siliyoruz. Saatin ters yönünde 270 derece demek zaten saat yönünde 90 derece demek. Bunu da siliyoruz. Şu üçünü bilirsek yeterli. Şimdi ne yapacağız? 90 derece döndürmelerde arkadaşlar kesinlikle yerler değişiyor. AB noktası BA noktası oluyor. Bakın burada da yine AB noktası BA noktası oluyor. Yerler değişecek. Bu kesin bir şey. Peki daha sonra ne olacak? Arkadaşlar bakın şurada size bir ifade kullanıyorum. Pozitif yönde ise pirincinin işareti değişir. Pozitif pirinci orada size çağrışım yapsın. Ha negatif yönde ise ikincinin işareti değişir diyoruz ve noktaları bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar 180 derece döndürmelerde ise
Bu orijine göre direkt simetri demektir. Orijine göre simetride ne oluyordu? Yerler değişmeden işaretler değişiyordu. Eksi a'ya eksi b. Dönme döndürmelerde bunları bilmemiz yetiyor arkadaşlar. Şimdi A noktası eksi 10'a 8 noktasının orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesi. Şimdi saatin yönü arkadaşlar neydi? Negatif yöndü. Negatif yönde 90 derece döndürüyoruz. Peki. 90 derece döndürmede ilk yapacağımız şey neydi arkadaşlar? Yerler değişecek. 8 eksi 10 şeklinde. İşareti sonra bakalım. Yerleri değiştirdikten sonra saat yönü neydi? Tekrar soruyorum. Saat yönü negatif. Negatif de ikincinin işareti değişeceği için hemen arkadaşlar eksi 10 artı 10 yapıyoruz ve cevabı buluyoruz. Diğer bir sorumuz. A noktası 3'e eksi 4 noktasının orijin etrafında 180 derece. 180 derece döndürmede neydi arkadaşlar? Bakıyoruz. Yerler değişmeden işaretler değişiyordu. O zaman 3 eksi 3 oluyor. Eksi 4 de artı 4 oluyor. Bu şekilde kolayca buluyoruz. Peki. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Şimdi bakınız. A noktası, B noktası etrafında saatin ters yönünde 90 derece. Şimdi arkadaşlar, az önce işlediğimiz şeyler hep orijin etrafındaydı. Burada orijin yok. A'nın B noktası etrafında diyor. Size bir pratik bir yol göstereceğim. Önce B'nin orijin olması için nasıl bir operasyon yapacağım? X'ine eksi 1 ekleyeceğim. Y'sine eksi 2 ekleyeceğim arkadaşlar ki o zaman B noktası orijin olsun. Bu bir. Ve buna yaptığım operasyonun aynısını A'ya da yapmak zorundayım. A'ya eksi 1 ve eksi 2 ekleyeceğim. O zaman A'nın yeni konumu ne oldu? 2 eksi 1, 1, eksi 3, eksi 2, eksi 5 oldu. Şimdi artık B orijin. Öyleyse orijin etrafında saatin ters yönü neydi? Pozitif. Peki. Yerler değişecek kesin bir şey. Evet, değiştiriyorum. Eksi 5 artı 1. Ve pozitif yönde olduğu için pirincin işareti değişecek diyorum. İşte A üssü noktasını bulmuş oluyorum. Peki bu mudur noktamız? Hayır. Çünkü burada eksi 1, eksi 2 eklemeler yapmıştık. O zaman en son bulduğumuz şeye bunun tersi eklemeler yapacağız. Yani X'e eksi 1 eklemiştik. Burada artı 1 ekleyeceğiz. Y'ye eksi 2 eklemiştik. Burada artı 2 ekleyeceğiz. Ve simetri noktamızı bulmuş, dönme noktamızı bulmuş olacağız. 5 artı 1, 6. 1 artı 2, 3. İşte arkadaşlar bir noktanın orijin olmayan başka bir nokta etrafında döndürülmesi pratik olarak size böyle bir yol buldum. Kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bazen hani 90 derece, 270 derece, 180 derece değil de mesela 210 derece, 30 derece, 45 derece döndürme olayları var. Bunlar nasıl olacak? Bunlar arkadaşlar şekilsel olarak gidiyoruz. Çünkü özel sorulardır bunlar. X'i ediyoruz. A noktası X'i kök 3 bakalım. Y'si eksi 3. Evet, A noktası burası. A noktası kök 3'e eksi 3. Peki. Ne diyor? Bunu noktayı orijin etrafında pozitif yönde, yani saatin dönme yönünün tersine 210 derece döndür diyor. Öncelikle arkadaşlar şunu bir çiziyoruz. Burada şurası kök 3 birim, burası 3 birim olduğu için bu zaten 30-60-90 üçgeni. Şurası 30 derece, burası 60 derece
Ve buradan da 90'ın karşısı hipotenüsü 2 kök 3 olarak buluyoruz. Şimdi döndürme işine geçelim. Saatin tersi yönde, yani pozitif yönde 210 derece. Burada 60 derece var zaten. 90 derece de bu. 150 derece. 210 derece için arkadaşlar 60 dereceye ihtiyacımız var. O zaman şöyle bir 60 derece daha lazım ki 210 derece dönmüş olsun. Peki ben neyi taşıdım arkadaşlar? A noktasını bakınız döndürdük. Ta buraya kadar getirdik. Şimdi öyleyse şuradaki uzunluk, yani 2 kök 3 uzunluğu aynen korundu. 2 kök 3. Artık gerisi yine üçgensel. Dikme çekiyorum. 30, 60, 90 yapıyorum. Ve 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı kök 3. 60 derecenin karşısı da kök 3 katı 3 oluyor. Ve x'imiz eksi 3, y'miz kök 3 oluyor. Böylelikle simetri noktasını bulmuş oluyoruz. Bir de arkadaşlar şekilsel döndürmeler var. Mesela şöyle diyor. Sekizgen çizelim, düzgün sekizgen. Şöyle A, B, C, D, E, F, K, L noktaları olsun. O noktası düzgün sekizgenin merkezi. O noktası düzgün sekizgenin merkezi. Peki. Nasıl döndürelim? Şöyle. Orijin etrafında saat yönünde önce 135 derece döndürelim. Döndürülürse O noktası düzgün sekizgenin merkezi olmak şartı ile bu sekizgeni orijin etrafında saat yönünde 135 derece döndürülürse daha sonra da oluşan ikinci şeklin orijine göre simetrisi alınırsa K noktasının yeni konumu ne olur? Yeni konumu hangi noktaya denk gelir? Hangi noktaya denk gelir? Şimdi arkadaşlar, düzgün sekizgen bu. Bunların çevrel çemberini çiziyoruz şöyle. Ve sekizgen olduğu için 360'ı 8'e bölüyoruz, 45 derece. Yani her kenarın gördüğü yay 45 derece oluyor. Peki arkadaşlar, biz zaten K noktasından bahsediyor. Tüm noktalara gerek yok. K noktasını önce 135 derece döndürelim. 45, 90, 135. Yani K noktasını 135 derece saat yönünde döndürdüğümüzde K'nın yeni pozisyonu burası oluyor. Daha sonra ne diyor? İkinci şeklin, yani artık K'nın bulunduğu ikinci konumun orijine göre simetrisini alalım diyor. K noktasının arkadaşlar orijine göre simetrisini aldığımız zaman nereye ulaşmış oluruz? L noktasını. Öyleyse K noktasının yeni konumu hangi noktada denk gelir sorusunda cevap L olur diyoruz arkadaşlar. Peki kendinize iyi bakın. Tekrar diğer videomuzda arkadaşlar katı cisimleri tekrar baştan anlatacağım. Şimdilik kolay gelsin. İyi dersler diliyorum.